Halit Akçatepe, o doğduğunda yıl 1938'di. Ordu Ünye'de Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Hataylıydı. Babası Sıtkı Akçatepe'nin büyük dedesi Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ydı. Sıtkı Bey, Hababam sınıfı serisinin Paşa Nuri'si olacak ve filmin bir sahnesinde şöyle diyecekti. "Biz sizin yaşınızdayken at sırtında Sakaryalarda düşman kovalıyorduk. Biz öyle bir nesildik işte. Bu memleketi ayaklarımız çıplak, karnımız aç ama şuramızdaki imanla kurtardık. Şafak'la beraber düşman mevzilerini topa tuttuk. Sıtkı Akçatepe filmde sarf ettiklerini gerçekten yaşadı. Büyük taarruzda savaşmış olan Akçatepe'nin o diyaloğu, Kurtuluş Savaşı'nda yaşadıklarının bir yansıması olarak senaryoya eklendi. Annesi Leman Akçatepe'de Türk sinemasının anne rollerini en güzel oynayan isimlerinden biriydi. Sinema Türk'ten Yakup Sancı'ya verdiği röportajda anne ve babası ile ilgili şunları söylemişti Halit. "Annemin tiyatrocu olmasının nedeni benim. Babamın tiyatrodan aldığı para yetmiyor, zar zor anca evi geçindiriyormuş. Babamın kazandığı parayla annem meyve alamıyor, ben meyve yiyemiyorum diye üzülürmüş. Küçüğüm o zamanlar, ben hatırlamıyorum o günleri. Annem anlatırdı. Babama çocuğun meyve yemesi gerek demiş. Ama babam ne yapsın? Babama ben de tiyatrocu olmak istiyorum. Ben de oynayacağım. Kazandığım parayla Halit'e meyve alacağım demiş. Sahneye çıkmış, oynamış. Sonraları çok iyi bir oyuncu oldu. Babam fiziki olarak yakışıklı bir adam değildi. Hatta çirkin bir adamdı ama çok iyi bir komedyendi. Sahneye çıkıp da alkış almadan indiğini hatırlamam. Babamla sahnede ilk defa karşı karşıya oynadığımda elim ayağım titredi. Heyecan yapacak ne var ki? Sahneye çıkacağım, babamla oynayacağım diyordum ama öyle değilmiş. Babam bir devdi benim için. Ben 5 yaşından beri hep onu seyrettim, onun büyük işlerini gördüm, ona yapılan alkışı gördüm. Her ne kadar babam da olsa sahne heyecanı başka bir şeydi. Böyle bir adamın karşısında oynamak benim için kolay değildi. Babamdan çok şey öğrendim. Dinine düşkün bir adamdı. Cuma namazlarını kaçırmazdı. Bayram namazlarına beraber giderdik. Anne ve babası böyle önemli isimler olunca Halit de oyunculuğun içine doğmuş oldu. Daha 5 yaşındayken Muhsin Ertuğrul, Halit'in babasına yeni filmi için bir çocuk oyuncu gerektiğini söyleyip Halit'i oynatmak istedi. Küçük Halit bu sayede Nasrettin Hoca Düğünde filminde Hazım Körmükçü, Ferdi Tayfur, Zati Sungur gibi dönemin önemli isimleriyle birlikte kamera karşısına geçti. Daha okul sıralarına oturmadan setlere adım atmıştı. Bu konuda oldukça hevesli olan Halit, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu'nda okurken daha 7 yaşında şehir tiyatroları çocuk bölümüne girdi. Çocuk oyunlarının yanı sıra yetişkin oyunlarında da sahneye çıkan Halit, kısa zamanda kendini sevdirmeyi başardı. Tiyatro ile birlikte sinemada da ufak rollerde oynamaya devam ediyordu. 15 yaşına kadar 11 filmde oynadı. Ama babası Halit'in oyunculuğu meslek edinmesini istemiyordu. Oyunculuk yapsan dahi yanında başka bir mesleğin olmalı diyordu. Çünkü bu işten para kazanmanın çok zor olduğunu tecrübe etmişti. Bu sebeple oğlunu Fransız Lisesi'ne yazdırdı. Buradan mezun olan Halit, amatör olarak tiyatro ile ilgilenmeye devam ediyordu. Ama babası ısrarcıydı. Oğlunu üniversiteye yollamak istedi. Halit hukuk fakültesinde ve iktisat fakültesinde birer ikişer yıl eğitim alsa da hiçbirini tamamlayamadı. Derslere girmek yerine üniversitede Talebeler Birliği'nin gençlik tiyatrosuna yazıldı. Amatör ruhlu arkadaşlarıyla beraber birçok oyun oynadılar. Çünkü aklı oyunculuktaydı. Bu üniversite eğitimlerini kabul etmesinin tek sebebi babasını kırmamaktı. Ama bir noktadan sonra babasının karşısına geçip ona oyunculuğu meslek olarak yapmak istediğini söyledi. Savunması da hazırdı. Babası Sıtkı Bey zamanında oyuncu olmak için evden kaçmıştı. Halit babasına bunu hatırlattı. Sıtkı Bey de çaresiz oğlunu desteklemek zorunda kaldı. Hatta bu yüzden babası yıllarca ona okumuş yazmış serseri derdi. Halit vatani görevini yerine getirdikten sonra profesyonel olarak ilk kez 1960 yılında Oda Tiyatrosu'nda Sel adlı bir oyunla sahneye çıktı. Uzun süre sadece tiyatro oyunculuğu yapan sanatçı, 1960 senesinde evlenip 1981 yılında boşandığı Tülin Hanım'dan Itır ve Ebru adında iki kız çocuk sahibi oldu. 1971 senesinde Sadık Şendil'in ısrarlarıyla
Bir Varmış Bir Yokmuş adlı sinema filminde yeniden beyaz perdede göründü. Aslında onun aklı fikri tiyatrodaydı. Sinema olsa da olurdu, olmasa da. Bir röportajında tiyatro yaşamını şöyle anlatmıştı yıllar sonra. O zamanlar tiyatrodan başka bir şey düşünmezdim. Sanki dünyada bir ben, bir de tiyatro vardı. Başka bir sanat dalı olamazdı. Profesyonel olarak ilk defa Oda Tiyatrosu 4'te Sel piyesiyle sahneye çıktım. Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol aldım. Benim kadar çok tiyatro değiştiren artist yok gibidir. Ama ne yapayım, huyum böyle. En ufak bir rahatsızlık, anlaşmazlık gördüğüm an oradan kaçarım. Yeteneğinin daha geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağlayan bu filmin ardından aynı yıl Üç Arkadaş adlı filmde oynadı. Bu filmlerde oynamasında Sadık Şendil'in payı büyüktü. Şendil daha sonra bu yetenekli genci Ertem Eğilmez'e önerdi. Artık Halit'i daha ışıltılı bir hayat bekliyordu ama Arzu filmde çalışmaya başlamak o kadar kolay değildi. Uzun süre setlere gidip geldi. Sonunda Ertem Eğilmez Halit'e bir şans verdi. Küçük bir rolde oynadığı Beyoğlu Güzeli filminden sonra Tatlı Dillim, Sev Kardeşim gibi filmler geldi. Bu arada başka yönetmenlerle de çalışmaları oldu. Umut Dünyası, İyi Döverim Kötü Severim, Üç Sevgili gibi filmlerde oynadı. Akçatepe 8 Nisan 1972 tarihli Ses dergisine verdiği demeçte sinema oyunculuğuna dair şunları söylemişti. Yıllar boyu bir aptal aşık gibi tiyatroya sarılmışım. Şimdi ise bir sinemanın var olduğunu biliyorum, öğrendim. Bundan sonraki çabam sinemada bir Halit Akçatepe'nin var olduğunu ispat etmek olacak. Çalışmam, çok çalışmam gerekiyor ama ben bu uğraşta galip geleceğimi biliyorum. Ertem Eğilmez onu fark etmişti bir kere. Oh Olsun, Yalancı Yarim, Canım Kardeşim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire gibi dönemin ses getiren yapımları için kamera karşısına geçti. Arzu Film, Halit için bir okul gibiydi. Genellikle güldürmesine alışık olduğumuz Akçatepe, Canım Kardeşim filminde dram yönünü de kanıtlamıştı seyirciye. Daha sonra Türk sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı geldi. Devam filmleri de çekilen Hababam Sınıfı serisinde Tarık Akan, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Sınıfın en haylaz çocuklarından olan Güdük Necmi herkes tarafından çok sevildi. Halit Akçatepe'nin Hababam'da unutamadığı en önemli şey ise babasıyla yıllar sonra aynı filmde rol almasıydı. Babası filmde unutulmaz tarih öğretmeni Paşa Nuri'yi canlandırıyordu. En çok Kemal Sunal'la olan sahneleriyle hatırlanan Halit Akçatepe, sinematikyeşilçam.com'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Kemal çok büyük oyuncuydu. Türk sinemasını bir dönem tek başına ayakta tuttu diyebilirim. Biz onunla karşılıklı olarak Hacivat Karagöz, Kavuklu ve Pişekar'dık. Birimiz gol verir, diğerimiz gol atardık. Çok anı biriktirdik, çok güzel işler yaptık. Onu çok arıyorum. Akçatepe daha sonra Gülen Gözler, Dokunmayın Şabanıma, Renkli Dünyalar, Talih Kuşu, Umut Dilencesi, Adile Teyze, Şendul Şaban, Keriz, Karımın Gölgesi, Kötü Kader gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Bu kadar güzel filmlerde rol alan Halit Akçatepe'nin aklına yine tiyatro düşmüştü. Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal gibi kocaman bir aileye sahip olduğu Arzu Film'den ayrılmak onu çok üzse de radikal bir karar alarak Arzu Film'i bıraktı. Genco Erkal'ın yanına yani Dostlar Tiyatrosu'na döndü. Elbette sadece tiyatro ve sinemada rol almadı Halit Akçatepe. 90'lı yıllardan itibaren Şaban Asker'de, Kaygısızlar, Yazlıkçılar, Bizimkiler gibi unutulmaz televizyon dizilerinde de oynadı. Oyunculuğa adanmış bir ömür için aldığı en güzel karşılığınsa alkışlar olduğuna inandı. Öyle ki babasını defnettiği gün gidip tiyatro sahnesinde seyircileri güldürmüş, annesini defnettiği günse gidip kamera karşısına geçmişti. Bunlarla da kalmadı. Ameliyat olduğunda doktora ben yarın çekime gideceğim demişti. Doktor izin vermediği halde karnından çıkan hortumlarla film setinin yolunu tutmuştu. Canı çok yanmıştı ama işini asla bırakamazdı. Akçatepe 1999 yılında ikinci evliliğini Rezzan Hanım'la yaptı. Bu evlilikten Günsu adında bir kızı oldu. İlk evliliğinden olan kızı Ebru, Oda TV'ye verdiği röportajda şöyle söylemişti. Küçük kız kardeşimin yerinde olmak istemiştim bir ara. Çünkü
çünkü babamın çok yoğun çalıştığı dönemlerde geçti bizim çocukluğumuz. Ne de olsa fazla vakit ayıramıyordu bize. Oysa Günsu onun daha sakin geçirdiği döneme denk geldi ve babamı daha fazla görme fırsatı buldu. Halit'in büyük dedesinin oldukça acı bir hikayesi vardı. Dedesi İbrahim Paşa, 3. Ahmet'in saltanatı sırasında 1718 ila 1730 tarihleri arasında görev yaptı. Nevşehir'de dünyaya gelen İbrahim Paşa, vazifedeyken padişahın sevgisini kazandı. 3. Ahmet bir süre sonra çok güvendiği İbrahim Paşa'nın kızı Fatma Sultan'la evlenmesini istedi. Çift 1917'de nikahlandı. İşte bu evlilik sonrası İbrahim Paşa damat ünvanını aldı. Bir yıl sonra da sadrazamlığa getirildi. Sıkıntılı bir dönemde göreve başlayan Nevşehirli damat İbrahim Paşa, kaybedilen imparatorluk topraklarını geri almak için sefere çıkmak yerine mali ve toplumsal meselelerle uğraşmayı tercih etti. Ülkeye çeşitli yenilikler getirmesi, sanatkarları ve edebiyatçıları koruyup yardım etmesi, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya Osmanlı devlet adamları arasında özel bir yer kazandırmıştı. Ancak bununla birlikte belli bir zümrenin refahı dışında kalan geniş halk tabakaları arasında hüküm süren sefalet eleştirilmesine yol açtı. Bir süre sonra halk İbrahim Paşa aleyhine döndü. Bu arada yeni vergiler konulması, göçler yüzünden İstanbul'da meydana gelen işsizlik, İbrahim Paşa'ya karşı duyulan hoşnutsuzluğu arttırdı ve isyan başladı. Padişah patronu Halil ile Muslu Beşe gibi zorbaların ısrarı karşısında çok sevdiği damadı İbrahim Paşa'yı feda etmek zorunda kaldı. 1 Ekim 1730 sabahı sarayda öldürülen İbrahim Paşa'nın cesedi asilere teslim edildi. İsyancılar cesedi İstanbul sokaklarında dolaştırarak çeşitli hakaretler ettikten sonra Sultanahmet Meydanı'nda 3. Ahmet Çeşmesi civarına bıraktı. Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtis, Perran Kutman ve Engin Çağlar'la birlikte layık görülen Akçatepe, 2000'li yıllarda da sanat yaşamına devam ederek İki Arada Aşk, Yalan Dünya, Genco, Vurgun, Geniş Aile, Leyla ile Mecnun, Kral Çıplak gibi yapımlarda rol aldı. Bu arada yıllar sonra yeniden beyaz perdeye aktarılan Hababam Sınıfı filmlerinde de oynadı. Genellikle duygusal komedilerde karakter rollerini canlandıran sanatçı, yarım asrı geçkin sanat hayatında 70'ten fazla sinema filminin yanı sıra birçok reklamda rol aldı. Usta oyuncu son olarak 2014'te Karaman'ın Koyunu adlı sinema filmi için kamera karşısına geçti. Aynı yıl beyin damarlarının tıkanması nedeniyle vücudunun sağ tarafını kullanamaz hale gelen sanatçı yürüyemiyor ve konuşmakta güçlük çekiyordu. Türk seyircisinin gönlüne canlandırdığı unutulmaz karakterlerle taht kuran Halit Akçatepe, kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşındayken 31 Mart 2017'de vefat etti. Sanatçının naaşı Üsküdar Şakir'in camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Acısıyla tatlısıyla bir Halit Akçatepe geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.